Merhaba. Sevgili seyirciler, bu bardak bizim hayatımız boyunca iyiliklerle doldurmaya çalıştığımız bardağımız olsun. Her yapılan iyilikte birkaç damla içine dolsun. İlk bakışta bu damlalar bardağın içinde yok oluyor zannederiz. Ama damlalar bardağın içindedir ve hiç kaybolmaz. Ve gün gelir yaptığımız iyilikler ölçüsünde bardağımız tamamen dolu verir. Tamamen dolmuş olan iyilik bardağımıza son bir iyilik daha eklediğimizde hiç tahmin edemeyeceğimiz bir anda iyilikler taşıverir. İşte böyle iyiliklerle bardağını dolduran bir hanımefendinin sır kapısının ötesine sırlı yolculuğunu hep beraber seyredin. Ne girdi bu sancı? Ay Allah'ım. Sağ ol Ahmet Usta. Şöyle bırakabilirsin. Ahmet Usta, bu da haklı. Acaba atölyede bana göre bir iş var mı? Ahmet Usta, seni tanıyorum. İyi çalışkan bir insansın. Seni iş almak isterim. Ama durumumuz iyi değil. Hatta işçi fazlamız var. Arada böyle bir işler çıkarsa veririm sana. İdare edersin artık. Her sabah uğra buraya, tamam mı? Olur. Bunu bizim eve götürelim. Tamam, götürelim. Ben de gelirim ha. Sen kusur kalırsın. Ya bana ya ben taşıyacağım. Benim kedim diyor. Ya bana ne ben taşıyacağım. Çocuklar siz ne yapıyorsunuz zavallı kedi? Bırakın Allah aşkına. Yazık değil mi? Günah çocuklar, günah. Nereden buldunuz bu kediyi? Arka sokakta buldum. Ah canım. Ne de şirin şey bu. Hayvanlara zarar vermeyin çocuklar. Çok ayıp. Ah canım. Güzel kedi. Şimdi seni eve götüreceğim. Merhaba. Kusura bakma. Biraz oyalandım, geç kaldım. Önemli değil. Ben de biraz evvel gelmiştim. Hadi geçelim içeri. Bugün öğreteceğin nakış modelini çok merak ediyorum doğrusu. Abla? Telaşlanma. Şimdi geçer. Bugün sık sık gidip geliyor. Senin kedin var mıydı abla? Adı ne bunun? Yoktu ama bundan sonra olacak. Adı da Şirin. Nasıl? Beğendin mi? Çok şirin. Elektrik tamam. Şimdi de su faturasını yatırayım. Sonra telefon. Sonra da taksitler. Ondan sonra da param yetişmeyecek ki. Bunlar senin için yaptıklarım. Aslında nakış işlemek çok zor değil. Sen de yapabilirsin. Önce zor gelir ama yaptıkça elin alışır. Ellerine sağlık. Hepsi çok güzel olmuş. Gerçekten ben de yapabilir miyim? Tabii. Hadi denesene. Hı? Oluyor. Yapabiliyorum. Çok sağ olun. Alışana kadar devamlı yapman lazım. Sonra farkına bile varmazsın. Kendiliğinden olur gider. Çok güzel. Hı? Abla her şey için çok teşekkür ederim. Az daha unutuyordum. Buyur, el işi parası.
kadarı yeter. Gerisi senin. Abla olur mu? Senin hakkın. Hatta daha fazlasını vermem lazım ama... Para önemli değil Sibel'cim. Yeter ki sen öğren. Al şunu al. Al. Ben kendi yaptığım nakışlarla kazanıyorum nasıl olsa. Nasıl? Öğreniyorum artık değil mi? Tabii. Her geçen gün ilerliyorsun. Teşekkür ederim. Güle güle canım. Allah'a ısmarladık. Hoş geldin Ahmet. Hoş bulduk. Bugün öyle çok yoruldum ki... ...borç dağıtacağım diye oradan oraya gide gele... ...ayaklarıma kara sular indi. Of. Sofrayı kurayım mı? Kur kur. Çok acıktım. Tamam. Daha ister misin? Sağ olun, doydum. Eline sağlık. Yemekler çok güzel olmuş bugün. Afiyet olsun. Ne dersin? Bu para bize bir ay yeter mi? Yeter inşallah. İnşallah. Hı? Ne oluyor ya? Bu ne böyle? Şirin. Şirin mi? Bak bak bak, çok şirin değil mi? Ya hanım, biz kendimizi zor doyuruyoruz. Bir de bu kedi. Olsun canım. Bir kedinin yediği nedir ki? Evimizin neşesi olur. Baksana şuna. Sevimli de kerata. Adı kerata değil bir kere. Şirin. Şirin. Al kucağına. Yok yok, ben istemem, sevmem. Ben gıcık kaparım kediden. Kalsın, kalsın. Şirin. Ne oldu güzelim? Bir yerin mi ağrıyor? Ayşe. Bırak kediyi kendi haline de uyu artık. Geç oldu. Kedinin bir derdi var ama. Hadi yine dört ayak üstüne düştün ha. Gerçekten şirin bir şeysin sen. Ahmet! Ayşe! Ne oldu Ayşe? Karnımdaki sancı yine başladı. Canım çok acıyor. Hastaneye gidelim hemen. Ben bir taksi çağırayım. Sen bekle. Tamam, tamam, dur burada. Birkaç ilaç yazıp göndermek istemiyorum. Sizinle açık bir şekilde konuşacağım. Ameliyat olmalısınız Ayşe Hanım. Başka çaresi yok. Hem de en kısa zamanda. Çünkü her geçen gün aleyhinize işliyor. Karnınızda bir uğur var. Şimdilik sorun çıkarmaz. Ancak ameliyat olunmazsa daha tehlikeli bir hal alabilir. Onun için muhakkak ameliyat olmalısınız. Ne diyorsunuz? Ameliyatın ne zaman olması gerekiyor doktor bey? Bir hafta sonra. Bir hafta sonra ameliyatı yapalım. Kararınız nedir? Madem ki şart, ameliyat olacağım. O zaman haftaya bekliyorum sizi. Koy buraya çocuğu. Tamam mı? Selamünaleyküm, kolay gelsin. Mehmet Usta'ya bir acil paraya sıkıştık. Bizim hanım rahatsız. Yok işte, işleri görüyorsun inan, yok. Anladım. Ahmet kardeşim, şu an durumum hiç müsait değil. Başka bir zaman inşallah. İyi günler. İyi günler. Bulabildin mi parayı? Kimsede para yok. İstedim ama. Ne yapacağız Ahmet? Nereden bulacağız ameliyat parasını? Allah büyük hanım. Yarın ben eşe dosta gideyim. Bir yerden buluruz elbet. Dert etme sen. Ameliyat olacaksın. İyileşeceksin.
sancı beni öldürecek. Dur, ilaçlarını getir. Ameliyat yarın ama biz hala para bulamadık. Benim yanımda 90 milyon var. Bende de 120 milyon. Toplam 210 milyon yapar. Ameliyat parasının yanında bu devede kulak gibi. Bugün para bulmalıyım. Muhakkak bulmalıyım. Şöyle hemen satılacak eşyamız, arsamız olsa da satsak. Ama nerede? Ne yapacağız? İstersen gelecek aya bırakalım. Hayır, asla. Hemen ameliyat olmalısın. Doktorun dediğini duymadın mı? Ne olursa olsun ameliyat olman gerekiyor. Ama nasıl? Bir de Eskişehir'e gideyim. Onlardan isteyeyim. Belli mi olur? Bulacağız hanım. Sen hiç merak etme. Mevla zorda kalana yardım eder. Hadi, Allah'a ısmarladık. Güle güle. Aa! Hoş geldin. Hoş geldin Sibel. Hoş bulduk. Geç canım. Hoş geldin. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Geç şöyle. Bugün erken geldim ama... Olsun, daha iyi ya. Hem laflarız hem de işimize devam ederiz. Hem de kahvaltı ederiz ha. Teşekkür ederim. Aa, bu Şirin'in sesi. Ne oldu ki? Şirin? Ne oldu? Şirin? Ah canım, ne oldu sana? Canım benim, sen de mi hasta oldun? Şirin'im. Ne oldu bu kedi? Zavallı acı çekiyor. Veterinere götürsenize. Veterinere mi? Derdinden bir veteriner anlar bunu. Ah canım. Gel. Acilen ameliyat olması lazım. Ameliyat mı? Evet, başka yolu yok. Ancak ameliyatla iyileşebilir. Karnında or var. Şimdilik sorun çıkarmaz. Ancak ameliyatla alınmazsa daha komplike bir hal alabilir. Onun için muhakkak ameliyat olması lazım. Ameliyat olmalısınız Ayşe Hanım. Başka çaresi yok. Hem de çok kısa zamanda. Her geçen gün aleyhinize işliyor. Karnınızda bir or var. Şimdilik sorun çıkarmaz. Ancak ameliyat olunmazsa daha tehlikeli bir hale alabilir. Onun için muhakkak ameliyat olmalısınız. Ne diyorsunuz? Çok düşünmeyin canım. Fazla para tutmaz. Sadece 150 milyon lira. Hemen ameliyat yaparız. Sapasağlam olur. Ne oldu? Niye düşünüyorsunuz? Şey... Kusura bakmayın. Kediyle kaderimizin aynı olmasına şaşırıyorum da. Ben de yarın ameliyat olacağım. Kaç para demiştiniz? 150 milyon. Hay Allah, yanımda o kadar para yok ki. Sadece 90 milyon param var. Bu para da bana lazım. Yarın ben ameliyat olacağım. Cevap vermediniz. Karnınızda bir or var. Şimdilik sorun çıkarmaz. Ancak ameliyat olunmazsa daha tehlikeli bir hale alabilir. Onun için muhakkak ameliyat olmalısınız. Karnın doğru var. Şimdilik sorun çıkarmaz. Ancak ameliyatla alınmazsa daha komplike bir hal alabilir. Onun için muhakkak ameliyat olması lazım. Şey, acaba paranın bir kısmını nakit versem, geri kalanı da senet imzalasam olur mu acaba? Olabilir. O zaman kedimi ameliyat edin. Onu kurtarın. Şirinim benim. Oo, iyileştin mi sen canım? Oo, canım. Bulamadım hanım. Kiminin borcu varmış, kiminin taksidi.
Yarın ne yapacağız? Ne diyelim, Allah büyük. Şimdilik yanımızdaki parayı veririz. Geri kalanı taksit halinde öderiz deriz. Kabul ederler mi? Etmezler ama ne yapalım? Başka çaremiz yok. Ahmet, ayrıca bendeki para... Evet, sende 90 milyon vardı sabahleyin. Evet, vardı. Ama şimdi sadece 30 milyon kaldı. Ne yaptın parayı? Şirin hasta oldu aniden. Veterinere götürdüm, ameliyat ettirdim. 60 milyonunu verdim, 90 milyonunu da senet imzalattım. İyi etmişsin hanım. Onun da bir canı var. Hayvanlara merhamet edene Allah da merhamet eder. Hadi yatın. Sağ ol. Yarın erkenden hastaneye gideceğiz. Geç. Hadi Ayşe, çabuk ol. Geç kaldık, geldim, hadi. Geldim, geldim. Ne oldu? Biliyor musun Ahmet? Şu an hiç ağrım sancım yok. Dün akşamdan beri hiç ağrı yapmadı. Doktor fobisidir. Ameliyat olacaksın ya, ondan geçer gibi olmuştur. Değil Ahmet. Kendimi çok sağlıklı hissediyorum. Hadi hadi gidelim, geç kalıyoruz. Hadi. Ahmet. Ne oldu bana böyle? Hiç ağrısızı yok. Kendimi kuş gibi hafif hissediyorum. Bir de doktor görürsün. Hadi. Allah Allah. Mümkün değil, olamaz. Hiçbir şeyiniz yok. Yaptığımız tetkiklerde, tahlillerde temiz çıktınız. Sapa sağlamsınız. Ayşe Hanım, söyleyin Allah aşkına. Bir hafta içinde ne yaptınız da karnınızda bulunan uru yok ettiniz? Ne yaptınız? Şirin. Ah canım, ne oldu sana? Acilen ameliyat olması lazım. Şirin. İyileştin mi sen canım? Kedim benim. Sende 90 milyon vardı sabahleyin. Evet vardı. Ama şimdi sadece 30 milyon kaldı. Ne yaptın parayı? Şirin hasta oldu aniden. Veterinere götürdüm, ameliyat ettirdim. 60 milyonunu verdim, 90 milyonunu da senet imzalattım. İyi etmişsin. Onun da bir canı. Hayvanlara merhamet edene Allah da merhamet eder. Galiba nedenini biliyorum doktor bey. Aman da güzel Şirin'im benim. İyileşmiş de yemek mi yiyormuş? Ne de güzel sütünü içermiş. Canım Şirin'im. Güzel kedim benim. Hani gıcık oluyordun kedileri sevmekten? O kadar çok seviyorum ki Şirin'i gıcık mıcık yok oldu. Pek çoğumuz az veya çok iyilik bardağımızı iyiliklerle doldurmaya çalışırız. Bu iyiliklerin taşması bazen uzun zaman alır. Ve bardağı taşıracak son damla gerekmektedir. Bu son damla bazen bir yetimin başının okşanmasında, bazen kanadı kırık bir kuşun kanadında, bazen fakir bir çocuğun okul çantasında, bazen de minik bir kediciğin karın sancısında tezahür edebilir.